Tekrardan herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz trafik sigortalarının, zorunlu trafik sigortalarının fiyatlarının düşmesi. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki yeni yaptırmadıysanız sigortanızı, geri alacağınız para çok düşük olacağı için mantıklı olmayacaktır benim şu anda söyleyeceğim sistem. Çünkü mevcut sigortalarınızı iptal edemiyorsunuz. Öyle bir problem var. O yüzden satış vermeniz lazım birisinin üzerine. Ben de motorumu sattım. 25 günlük motorumu sattım. Ama kime? Eşime sattım. Bana 965 TL'ye sigorta yapmıştık. Tabi iptal de ettiremiyorduk. Eşime ilk motoru olmasına rağmen 348 TL fiyat çıkardılar. Ben sattıktan sonra motoru. Kabul ettik, yaptırdık. Şimdi benim geri aldığım para 965 TL'den geri aldığım para 871 TL. Eşime yaptırdığım sigorta 348 TL. Yani arada nereden baksanız 500 liradan biraz daha fazla bir fark var. Ama yine dediğim gibi sigortanızı yeni yaptırmış olmanız lazım. Hesap yapmanız lazım. Üstüne devrettiğiniz zaman başkasının ne kadar gelecek? 380 civarına çıkan da oluyormuş. Eğer kârdaysanız benim gibi sigorta konusunda yaptırın derim başkasının üzerine. Ya bir sıkıntı da çıkmıyor. Bir tek noter masrafı veriyorsunuz, onu belirteyim. 126 TL noter masrafınız var. Hani 500 TL kâr ettim, 126 TL'sini oradan verdim. Yani 530 TL falan. Yani 400 lira bir kârım var benim sigortadan. Böyle yapabilirsiniz. Ama kaskoda tabi biraz daha fazla çıkıyor. İlk motor olduğu için. Onu da hesaba katın eğer kaskonuz varsa. Çünkü ikisini de iptal ettirtip yaptırmanız lazım. Motoru sattığınız kişinin üzerine yaptırabiliyorsunuz. Böylece kaskonuzun indirimleri yanabilir. Onları bir araştırın. Vay abi, benim kasko 600 liraydı. Eşimin üstüne yaptım, şunun üstüne yaptım, bunun üstüne yaptım. Çıktı 1000 liraya demeyin sonra. Yani onlara da bakacaksınız artık. Hesabınızı yapın. Eğer işinize geliyorsa benim gibi devredin. Ama şunu yapamıyorsunuz. Yani hemen yapamıyorsunuz. Biraz zaman alabilir. Kendi üstünüzden eşinize verdiniz. Çok kâr ettiniz. Daha yeni yaptırmıştınız. Atıyorum 3-5 gün olmuştu. Sattınız eşinizin üstüne. Tekrardan üstünüze aldınız. 2-3 gün beklemeniz gerekiyor. Çünkü sigorta yapamıyorsunuz. İkinci satış işleminde kendi üzerinize aldığınız zaman öyle bir sıkıntılar var yani. Onlara bir bakın. Ya bugünkü konumuz buydu. Çok kafa karıştıran bir konu. Araçlarda nasıl bilmiyorum çünkü benim aracımın sigortası bayağı bir uyguna geldi bu sefer. 650 lira mıydı yanlış hatırlamıyorsam, öyle bir şeydi. O yüzden ona ellemeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi hesabınızı yapın. Eğer kâra geçiyorsanız verin eşinizin üstüne, ne bileyim annenizin babanızın üstüne. Paranızı cebinize koyun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.